YKS sınavına 3,5 ayın kaldığı bu dönemde birçok öğrencinin aynı ağızda telaffuz ettiği bir cümle var. Sınavı kazanmak. Herkesin istediği ama bunu başaran öğrencilerin çok az olduğu bu şeyi, yani sınavı kazanmak mı dersin? Bunlar olmadan çok zor derim. Eğer hala elindeki telefondan kurtulup şu boş vakitlerini bununla değerlendiriyor isen, seni çağıran arkadaşına eyvallah çekip sınavı, sınav çalışmasını bırakıp dışarı sokaklara dökülebiliyorsan, şu bağımlısı olduğumuz internet alışkanlığımızı, oyun alışkanlığımızı hala sürdürüyorsak, ailene nasıl olsa deneme sınavındayım deyip deneme sınavını erken bir şekilde bitirip internet kafeye gidiyorsan, her seferinde yeni bir pişmanlık yaşayıp ve her seferinde bunu almış olduğun bir soru bankasıyla telafi etme psikolojisine devam ediyorsan, bırak bu sınavı kazanmayı, edep yahu diyorum, edep yahu. Bu sınav sürecinde başarılı bir şekilde çalışabilme imkanını, çalışabilme formülün bu kadar basit iken bunu bu kadar zorlaştırmanın anlamı nedir ki diyorum. Bir şeye inanmanın şartı ilk önce kendine inanmaktan geçer. Kendine inanıyorsan kendine inananlar gibi davranmak zorundasın. Kendini kandırmayacaksın. Çevreni kandırıyor olabilsen dahi, çevreni kandırma yeteneğine sahip olsan dahi dürüst olacaksın. Dürüst olmadığın hallerde insanlar seni dürüstmüş gibi biliyor olsa dahi bundan, dürüstlükten vazgeçmeyeceksin. Planlı çalışacaksın. Kafanda bir sürü karmaşa olmasına rağmen bundan asla vazgeçmeyeceksin. İşte bunları yapan bir öğrenci, inan ki bu süreç içerisinde başarı önünde hiçbir engel yoktur. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Formül bu kadar basit. Ama hala bir deneme sınavına girerken ya da bir test çözerken doğru ve yanlışlarınızı işaretledikten sonra o denemeyi ya da o testi bir köşeye bırakıp nasıl olsa ben bunları çözdüm deyip vicdani muhasebeni dürüst bir şekilde yapmadan, bunun analizlerini oluşturmadan, yapmadan nasıl olsa çalıştım deyip bir şeyler ummak, beklemek yanlıştır diyorum. Üstadım, bir şeyi yapabilmekten daha ziyade o şeyi doğru yapabilmek çok önemli. Bir test ya da bir denemeyi çözdükten sonra, defaatler söyledik bunu, burada önemli olan şey doğrularınızı, yanlışlarınızı bulmak değil, yanlış ve boşlarınız üzerine odaklaşıp bunların analizini yapmak, eksikliklerini gidermektir. Hani bazen dersiniz ya, net artışım neden olmuyor? İşte bu da onlardan biri. Lütfen ama lütfen doğru stratejiyle çalışıp deneme ve soru bankalarınızdan çalışma yaparken bu yöntemi uygulayın derim. Sadece bu mu? Hayır. Nasıl olsa TYT ve AYT'den konu eksikliklerim çok fazla deyip özellikle Türkiye genelinde deneme sınavlarına girmekten kaçınan öğrenciler için söylüyorum. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Ama bu süreçte bir Türkiye genel deneme sınavına girer isem moralim bozulur. Öğrenciler, arkadaşlarım, ailem deneme netlerimin düşük olduğunu görünce bana kızabilirler ya da kızmasalar dahi küçük görebilirler deyip küçük hesaplar yapmamanızı öneririm. Türkiye genel deneme sınavları ister konu eksikliğiniz olsun, istersen de konu eksikliğinizi kapatmış olun. Lütfen ama lütfen girmeniz gereken bir deneme sınavı grubu olduğunu unutmayın derim. Eğer bugün çalışıp yarın olunca yarınki çalışmanın ne olduğunu yarına karar veriyorsan, üstadım demek ki planlaman yoktur demektir. Günlük, gündelik yaşamayın derim. Haftalık planlamanız mutlaka olmalı. Hatta derece isteyenler için söylüyorum, aylık, 2 aylık, 3 aylık planlamanızın olması gerekir. 3 ay sonra ne yapacağım diye düşünmemeniz gerekir. Şimdiden bunun muhasebesini yapın. Bitirebileceğiniz kaynaklar hangileri ise, bitirebileceğiniz denemeler, branş denemeleri hangileri ise, bunun şu anda planlamasını yapmanız gerekiyor. ALES sorularını çözdün mü? Son 5 yılın çıkmış ÖSYM sorularını çözdün mü? Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın ünite sonu değerlendirme testlerini çözdün mü? Kazanım testlerini çözdün mü? Ne zaman bunlara başlamam gerekir? Problemler, paragraflar, soru bankalarını çözdün mü? Peki bunlar işe yaradı mı? Seviyene uygun bu kaynakları alıp çözdün mü? Bunun gibi birçok soruyu planlamanız lazım. İşte bunun planlamasını yapan öğrenciler emin olun ki bu sınavın kazananı olacaktır. Bu cümlelerimin bazıları bazılarınızın moralini bozmak içindi. Evet evet, yanlış duymadınız. Moralinizi bozmak içindi. Bu sınavın sonunda moraliniz bozulacağına şimdiden moraliniz bozulsun ki sınava son 3,5 ayın kaldığı bu dönemde yanlıştan belki de bazılarınız döner. Ve belki de bazılarınız doğruyu aramak yerine yanlışları görür de ve onları yok eder. Ve böylece derim ki bu sınavı kazanmak mı dersin? Bence çok kolay.